Yeni bir videodan herkese merhaba. Az önce Amerika'da tanıtılan iPhone 14 ve 14 Plus'a yakından bakacağız. Gerçekten inanılmaz bir kalabalık var burada. Dünyanın her yerinden gelen teknoloji editörleri telefonlarla buluşmak için can atıyor. Bu arada şurada, hatta görüyor musunuz bilmiyorum. Tim Cook evet şu anda burada. Az önce bir fotoğrafta çekindik onunla. O da şu anda telefonlar, kendi telefonlarına yakından bakıyor. Neyse şimdi bana sıra geldi. Hadi bakalım iPhone 14 ve 14 Plus'a yakından bakacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonunda da lütfen telefon hakkında yorumunuzu paylaşın. Ve telefonlara kavuştum arkadaşlar. Şu anda 14 Plus'ı görüyorsunuz. Bu arada bir tane de 14 var. 14'ün sonundaki Plus adını görmeye pek alışık değildik. Genelde Max olarak görüyorduk. Ve şimdi yeniden Plus adını bol bol duyacağız gibi görünüyor. Dostlar şimdi 14 Pro ve 14 Pro Max'ten çok farklı telefonlar var elimde. Öncelikle bu telefonlarda A15 Bionic işlemci var. Kamera daha da geliştirildi. Hem ön kamera hem de arkadaki kameralar çok daha geliştirilmiş durumda. Ama bana soracak olursanız en önemli yenilik bu telefonların uydudan iletişim kurabiliyor olması. Yani bir baz istasyonu olmadığında, Wi-Fi olmadığında eğer uydudan bağlantı kurulabilirse açık havada siz mesajlaşma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Resmen hayat kurtaran bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Bu arada arka taraftaki 12 megapiksellik kamera yenilendi. Şimdi bu serideki yeni telefonlar yani 14 Pro ve 14 Pro Max'e 48 megapiksellik ana kamera var ama bu arkadaşta 12 megapiksel ve yenilendi. Yani 13 ile kıyaslandığınız zaman daha iyi bir kameraya sahipsiniz, haberiniz olsun. Bu arada bir action mod var. Hatta şurada fotoğraflara girdiğiniz zaman buradaki action modu sizlere şöyle göstereyim. Mesela sağ tarafta action mod aktif ama sol tarafta aktif değil. Sanki bir gimbal kullanıyormuşsunuz gibi bu action modda çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama çekilen fotoğraflar gerçekten muazzam. Yani şu fotoğraflara bakalım hep beraber. Gerçekten çok çok iyi fotoğraflar bunlar. Hem geniş açı olsun hem portre olsun inanılmaz fotoğraflar çekiyor. Hem ön kamera hem de arka kameranın çok daha iyileştiğini söyleyebilirim. Bu arada kamerayı tekrar açacak olursak şurada sinematik modu görüyorsunuz. 6.1 inçlik bir iPhone 14 var. 6.7 inçlik de bir iPhone 14 Plus var arkadaşlar. Ekranlarında Super Retina XDR olduğunu söyleyelim. Diğer arkadaşlar olan telefonlarda da yani 14 Pro ve Pro Max'te OLED ekranlar var. Bu arada bu telefonu diyelim ki kullanıyorsunuz. Allah korusun böyle bir trafik kazası yaptığınızda çarpışma sensörü var. Çarpışma sensörü devreye giriyor, yardım çağırıyor. İşte sizin istemiş olduğunuz kişilere bildirimlerde bulunabiliyor. Bu arada MagSafe bu telefonlarda mevcut arkadaşlar. Bununla beraber seramik koruma olduğunu söylemiş olalım. 5G bağlantısı zaten mevcut. Farklı farklı renkler var. 5 yeni renk var. Mesela şu renklere biraz bakalım yakından. Bir güzel iPhone 14, diğer güzel iPhone 14'ler görüyorsunuz gayet hoş görünüyorlar. Geldik videonun sonuna. iPhone 14 Plus ve iPhone 14 ile olan buluşmamız sona erdi sevgili dostlar. Telefonlar hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çok kısıtlı bir zaman var. Çok hızlı bir şekilde bu ürünlere bakıp arkamdaki kişilere izin vermemiz gerekiyor. O nedenle detaylı incelemeleri çok yakında sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.